Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Haftalık çalışma programının son günündeyiz. Son basın toplantımız. Bu basın toplantımızı Eşik platformu ile birlikte ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlı Aka ile birlikte yapacağız. Bu toplantıda özellikle son günlerde önemli bir tartışma konusu haline getirilen ve gündemde önemli yer tutması gereken, kadın örgütlerinin dikkat çektiği boyutuyla tartışılması gereken nafaka sorununa dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye zor günlerden, acılı günlerden geçiyor. Bugün bu toplantıya inmeden önce ekranlarda hekime karşı şiddet vakaları niye artıyor yazıyordu. Buna birçok cevap verilebilir ama en önemlisi hekim örgütlerinin, sağlık meslek örgütlerinin sözü dinlenmediği için artıyor. Kadın cinayetleri niye artıyor sorusunun birçok cevabı var ama kadın örgütlerinin sözü dinlenmediği için artıyor. Kadına yönelik şiddet niye engellenmiyor diye sorduğunuzda kadın örgütlerinin bu konudaki önerileri dikkate alınmadığı, eleştirileri dikkate alınmadığı, tavsiyelerine uygun davranılmadığı için artıyor. Bu kürsüden bu haftanın başında ifade etmiştik. İstanbul Sözleşmesi'nden hep birlikte imza attık. İstanbul Sözleşmesi'ni bütün milletvekilleri birden kabul etti ve yasama organı olarak milletin verdiği yetkiyle yapmıştık bunu. Türkiye'nin yüz akı bir işti ama oradan yüz karası bir şekilde bir gece yarısı, bir gecenin karanlığında bir kişinin imzasıyla çıkıldı. O tarihten öncesinde kadın örgütleri diyordu ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkıldığı tarih 1 Temmuz ve bakanlığın açıkladığı veriler, kadın örgütlerinin açıkladığı veriler gösteriyor ki sözleşmeden çıkılmadan önceki 6 ayla çıkıldıktan sonraki 6 ay arasında kadın cinayetlerinde %15'lik bir artış var. Demek ki kadın örgütlerini dinlemek lazım. Demek ki biz biliriz olur dememek lazım. Birilerinin etkisiyle, siyasi çıkar peşinde, gelecek seçim hesaplarıyla bir takım odaklara şirin görüneceğiz diye verilen siyasi kararlar kadınlara iyi gelmemektedir. Türkiye Kadın Hareketi'nden pek çok bağımsız kadın örgütü, inisiyatif ve aktivistin bir araya gelerek oluşturduğu Eşitlik İçin Kadın Platformu gönüllüleri kadınların taleplerini kamuoyuna duyurmak üzere buradalar, aramızdalar. Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası sınırlandırılmak isteniyor. Aile arabuluculuğu ve boşanmanın hızlandırılması başlıklarıyla basında yer alan düzenleme girişimlerinin niçin kadın hakları aleyhine hazırlıklar olduğunu, bu düzenlemelerle medeni kanun arasındaki ilişkiyi ve laik hukuk ilkeleri açısından nasıl bir tehdit oluşturduğunu bizlere anlattılar. Biz duyduklarımızdan etkilendik ve bildiklerimizden daha büyük bir riskin olduğunun farkına vardık. Biz bu görüşleri parti olarak kendi yetkili organlarımıza taşıdık, tartışıyoruz ve görüşlerimizi bu doğrultuda kadın örgütleriyle uyumlu bir şekilde ve kadın kollarımızın onlarla işbirliğiyle uyumlu bir şekilde sürdürüyoruz. Ancak onlar bu kadar erkek sesinin egemen olduğu, bu kadar yüksek sesin egemen olduğu, hakim sesin kadınların sesini bastırmaya çalıştığı bir süreçte seslerini duyurmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsündeler. Buradan Sayın Mustafa Şentop'a bir çağrı, bir uyarı yaparak sözü Eşik platformuna devredeceğim. Bizim basın toplantılarımıza eşlik edenler, burada konuştuklarında kürsü kullandıkları için meclise gelme hakkından men ediliyorlar. Meclis, milletvekillerinin meclisi değildir. Meclis, milletin meclisidir. Halkın meclisidir. Erkeğiyle kadınıyla halkın sesidir. Bu kürsüyü özgürleştirmek varken, bu kürsüyü yasaklamak, bu kürsüde konuşanlara meclise giriş yasağı koymak, 2022 yılında Türkiye'ye yaşatılabilecek büyük bir utanç, meclisin kuruluşunun 102. yılında meclisi kuran iradeye meydan okumak, meclisi kuran iradeyi anlamamaktır. Bugünden başlayarak kadın örgütleri burada sözlerini söyleyecekler ve biz takip edeceğiz. Bakalım Türkiye'deki kadın hareketinin temsilcilerine meclise giriş yasağı koyma ayıbını Mustafa Şentop sürdürecek mi? Sürdürürse onu
başta kendisini yetiştiren kadınlar olmak üzere Türkiye'nin bütün kadınlarına şikayet etmekte boynumuzun borcu olsun. Ben şimdi sözü Eşik platformuna bırakıyorum. Merhabalar. Eşitlik için Kadın Platformu gönüllüsü Serap Dalkılıç ben. Kıymetli basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle meclisin çatısı altında düşüncelerimizi kamuoyuna sunma fırsatı sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli grup başkan vekili Özgür Özel'e ve Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlı Akkaya çok teşekkürler. Ayrıca diğer milletvekillerine de çok teşekkürler. Bizler kadın hakları mücadelesinin gönüllüleri olarak bu çatı altında ilk kez bulunmuyoruz. 20 yıl önce Medeni Yasa ve Ceza Yasası'nda kadın erkek eşitliği lehine değişiklikler yapılması, şiddetle mücadele yasalarının hazırlanması sırasında bizler hep buradaydık. Ve burada olduğumuz için de önemli kazanımlar elde ettik. Önemli kazanımlar elde ettik ama bugün ne yazık ki bu kazanımları savunmak için buradayız. 17 Şubat 1926 tarihinde bu çatı altında laiklik ve kadın haklarının temeli olan Medeni Yasa kabul edilmişti. 96 yıl önce atılan bu dev adım kadın hareketinin büyük çabasıyla 1 Ocak 2002 tarihinde taşlandırıldı. Aile reisi erkektir ifadesi yasadan çıkarılarak eşitliğe dayalı demokratik aile yapısının yerleşmesinde önemli bir adım atıldı. Haklar ve sorumluluklarda eşitlik getirildi. Evlilik sona erdiğinde evlilik süresince edinilen malların eşit paylaşılması kabul edildi. Ancak geçtiğimiz 10 yıl zarfında dini nikahtan önce belediye nikahının yapılması zorunluluğunun fiilen kaldırılması, müftülük nikahının yasalaşması gibi adımlarla medeni yasanın laiklik ilkesini ve kadın erkek eşitliğini garanti altına alan niteliği tek kelimeyle aşındırıldı. Meclis muhabirleri yakından bilirler. Bugün adım adım 2016 yılında oluşturulan boşanma komisyonu raporunda yer verilen kadın örgütlerinin karşı çıktığı pek çok yasal değişiklik önerisi hayata geçirilmek isteniyor. Ve üzerlerine bunların yenileri ekleniyor. Nafaka hakkının gaspı bunlardan birisi hiç kuşkusuz. Kamuoyunda yoksulluk nafakasının evlilik süresine bağlanması üzerinden konuşulan sözüm ona reform paketi, nafaka hakkının sınırlandırılması dışında kadınlar aleyhine vahim iki başlık içeriyor. Bunlardan birisi aile arabuluculuğu, diğeri boşanmanın kolaylaştırılması. Kadınlar kelimenin tam anlamıyla bıçak kemiğe dayanmadığı sürece zaten boşanmıyorlar. Aile arabuluculuğu kadınları içinde şiddet olan evliliklere mahkum kılacak, kadın erkek eşitsizliğinin bu kadar yakıcı olduğu aile arabuluculuğu baştan eşitsiz bir ilişki üzerinden başlayacak. Erkek avantajlı ve gelenek, görenek, dini teamüller etkili olacak. Devlet kendi eliyle kadınları güçsüzleştirecek bir adım atamaz, atmamalıdır. Kadın cinayetlerinin sıklıkla boşanma sürecinde ve sonrasında gerçekleştiği, kadınların çantalarında koruma kararlarıyla katledildikleri gerçeği dikkate alınırsa, arabuluculuk sürecinde kadınların can güvenliği büyük bir risk altında olacak. Devletin kolluk kuvvetlerinin dahi sağlamakta yetersiz kaldığı can güvenliğini özel aile arabuluculuğu bürolarının sağlaması beklenemez. Aile arabuluculuğu kadın cinayetlerini artıracak. Bir büyük tehlike daha, aile arabuluculuğu aile hukukunun özelleştirmesi sonucunu doğuracak. Çok hukukluğunun önünü açacak, hukuk devleti ve laiklik ilkesini aşındıracak. Yargı yükünü hafifletmek bahanesiyle sunulan boşanmanın kolaylaştırılması yönünde yapılacak değişiklikler yine kadınları ev içi şiddete mahkum etmek sonucunu doğuracak. Boşanma hızlıca gerçekleştirildikten sonra nafaka, evlilik sırasında edinilmiş haklar, tazminat hakları gibi taleplere ilişkin ayrı bir dava açılsın demek ve bunları boşanma davasından sonraya bırakmak, kadınların bu ekonomik haklarını elde etmelerini neredeyse imkansız hale getirecek.
Boşanma davası süresince ödenen tedbir nafakası ise hepten buharlaşacak, yok olacak. Boşanma davalarının uzun sürmesinin nedeni erkeklerin bu ekonomik hakları vermek istememesinden kaynaklanıyor. Yani yargıyı meşgul eden kadınlar değil, erkekler. Aynı yavaş işleyen yargı sistemi içinde kadınların mahkeme kapılarında yılması ve ekonomik haklarından vazgeçmesini istiyorlar. Kadınlar da bir an önce kurtulmak için çoğu zaman nafakadan zaten vazgeçiyorlar. Yapılmak istenen bu değişiklik kadınların değil, erkekler için boşanmayı kolaylaştıracak. Ayrıca yargının yavaş işlemesi gibi yılların yapısal sorununun faturası neden kadınlara ve çocuklara çıkartılıyor? Değerli basın emekçileri, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik gerçek dışı karalamalar gibi nafaka hakkının süreye bağlanarak sınırlandırılması büyük bir manipülasyon bulutu içinde gözden kaçırılmaya çalışılıyor. Süresiz nafaka mağduru olduğunu iddia eden erkeklerin kaç kişi olduklarını ve nasıl bir mağduriyet yaşadıklarını yıllardır bir türlü öğrenemedik. Bu konuda güvenilir hiçbir bilgi ve veri kamuoyuna açıklanmıyor. Ayrıca bu sözde mağdurların hangi nafakadan söz ettiklerini de hiçbirimiz bilmiyoruz. Çocuklar için ödenen iştirak nafakası da sanki kadına ödenmiş gibi anlatılıyor. Oysa bildiğiniz gibi yoksulluk nafakası, çalışmayan, yeterli bir geliri ve birikimi olmayan, boşanınca yoksulluğa düşecek olan eşe bağlanıyor. Adı üzerinde yoksulluk nafakası ve ağırlıklı olarak ev kadınları için. Eğitim hakkına erişmesi engellenmiş, meslek sahibi olamamış ya da evin tüm yükü üzerinde olduğundan mesleğini yapamamış kadınlar için bir destek yoksulluk nafakası. Kadınlara ödeniyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılan iştirak nafakasıysa erkeklerin çocuklarına ödedikleri nafaka. İktidarın hazırladığı taslakta nafakada süre sınırının çocuklar için de geçerli olacağı söyleniyor. Mevcut medeni yasada 18 yaşını doldurmuş ya da evlenmiş çocukların nafakaları kesiliyor. Ancak eğitim devam ediyorsa nafaka da devam ediyor. Şimdi açıkça görüyoruz ki hükümet çocuklarına dahi nafaka ödemek istemeyen erkekleri koruyor. Bu tasarı sayesinde erkekler hızlıca boşanacak ve evliliğin getirdiği tüm sorumluluklardan kurtulacaklar. Babalık görevi de buna dahil. Açıkça görüyoruz ki erkekler çocuklarına nafaka ödemek istemiyorlar. Evet, erkekler çocuklarının nafakasını ödemek istemiyorlar. Değerli basın mensupları, araştırmalara göre Türkiye'de nafaka sorunu yaşayanlar kadınlar ve çocuklarıdır. Hak ettiği halde birçok kadına nafaka bağlanmıyor ya da şiddet tehdidi ile kadınlar bu haklarından vazgeçiyorlar. Bağlanan nafaka miktarları da yetersiz ve nafakanın tahsilinde sayısız sorunlar yaşanıyor. Bu konuda çeşitli baroların ve kurumların yaptığı çok sayıda araştırma var. Hükümetin yakınlarda açıkladığı veriye göre de yoksulluk nafakasının %66'sı ödenmiyor. Erkeklerin mağduru olduğunu iddia ettikleri nafaka miktarı ise yoksulluk, hatta açlık sınırının yanından bile geçmiyor. Ve daha önemlisi, iddia edildiği gibi süresiz nafaka diye bir şey yok. Nafaka, kadının çalışmaya başlaması, yeniden evlenmesi veya bir başkasıyla fiilen evli gibi yaşaması veya miras kalması gibi durumlarda kesiliyor. Bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödediğini iddia eden erkeklerin TÜİK verileri bile yalanlıyor. 2020 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye'de boşanmaların sadece %2.2'si bir yıldan az süren evlilikleri kapsıyor. Bu kadar küçük oran nasıl oluyor da neredeyse tüm Türkiye'deki boşanmış erkekleri etkiliyor? 3-5 tane içeriği açıklanmayan nafaka dosyasına dayanılarak milyonlarca kadının hakkının gasp edilmesi, bir avuç spekülasyoncunun asılsız iddialarının dikkate alınmasını anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Kadınların dosyalar dolusu mağduriyet hikayesini
televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada anlatmıyor olmaları, sandık başına gittiklerinde bu konuda kimin ne yaptığını unutacakları anlamına da gelmiyor. Değerli basın mensupları, ister istemez soruyoruz. Ülkenin bunca adalet ve yoksulluk sorunu varken hükümetin derdi neden medeni yasa ve kadınların nafaka hakkı? Bir önemli sorumuz daha var. Kadınların haklarının konuşulduğu bir masada bir bağımsız kadın örgütü veya baro yokken neden Diyanet İşleri Başkanlığı var? Ki o Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında kadınlara ödenen yoksulluk nafakasının 3 aydan sonrasının haram olduğunu söylüyor. Bununla da kalmıyor, iştirak nafakasının kız çocukları için 9 yaşa, erkek çocukları için 12 yaşa kadar ödenmesinin caiz olduğunu belirtiyor. Diyanet'in dile getirdiği yaşlara dikkat edin lütfen. Siz de sıra medeni yasanın evlenme yaşı hakkındaki hükümlerine mi geldi diye soruyor musunuz? Bizler soruyoruz. Yoksa yakında evlenme yaşının kız çocukları için 9 ve erkek çocuklar için 12 olması yönünde bir yasa teklifi mi göreceğiz? Gene bir gece yarısı. Görürsek de şaşırmayalım. Çünkü bizler bu çatı altında çocuk tacizi hakkında bir kereden bir şey olmaz diyen Aile Bakanı, küçüğün rızası vardı diyen Adalet Bakanı gördük. Değerli basın emekçileri, bizim için hayati önem taşıyan bir konuyu tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Tüm topluma ve geleceğin iktidarına talip siyasi partilerin yarın buluşacak olan liderlerine bir kez daha buradan seslenmek istiyoruz. Kadın erkek eşitliği için sözde kalmayan, birbirini destekleyen bütüncül sosyal ve ekonomik politikalar uygulamak zorunlu ve acil. 20 yılda eşitlik ve laiklik adına kaybettiğimiz çok şey var. Bizim ülke için yapılacak listemizde 3 Y değil 5 Y var. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar ile aynı derecede önemli olan yaşam tarzı ve yaşam hakkı. Kaç çocuk doğuracağımıza, kaç yaşında evleneceğimize, etek boyumuza müdahale edilerek eşitlik yolculuğumuz sekteye uğratıldı. Hatta geriye doğru gitti. Her gün en az 3 kadın öldürülüyor, bir o kadar da şüpheli bir şekilde onlarca kadın hayattan koparılıyor. Bu şartlarda eşit temsil ve şiddetsiz yaşam hakkımıza yer vermeyen, eşik olarak açıkladığımız 5 acil talebimizi dikkate almayan hiçbir mutabakat metnini kadınlar olarak onay vermeyeceğiz ve kadınlar olarak biz güven duymayacağız. Biz kadınların acil yapacaklar listesinde bir de kocaman bir yani eşitlik var. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gereken yasal ve toplumsal programın nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Ancak şimdi bugün özgür, eşit ve asgari demokratik müzakere koşulları sağlanıncaya kadar yasalara, anayasaya, medeni yasaya ve nafaka hakkıma dokunma, uygula diyoruz. Herkesi bu çağrımıza kulak vermeye çağırıyoruz. Teşekkür ederiz. Tabii buyurun. Değerli basın mensupları, ben de bugün buraya farklı şehirlerden gelerek bu basın açıklamasını yapan Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun temsilcilerine ve bu basın açıklamasının gerçekleşmesini sağlayan Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'e çok teşekkür etmek istiyorum. Kısaca şunu söylemek isterim. Biz kadınlar kazanılmış olan haklarımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere tüm haklarımıza sahip çıkacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kadın dernekleriyle konuşarak, konuşturarak, dinleyerek, onlarla dayanışma içerisinde bu hak kazanımlarını tek tek yeniden elde edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi hepimiz tok, hepimiz eşit, hepimiz özgür, hepimiz güvende oluncaya kadar da mücadelemiz sürecek diyorum. Saygıyla selamlıyorum sizleri. Eğer konuyla ilgili soru varsa alalım. Şöyle saat 15'te bugün bu basın toplantısının gündemini gölgelememek için başka soru almayacağız. Saat 15'te Faik Bey genel merkezde gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet.